Merhabalar ikizler burçları, yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar. Evet, kahve falı açılımını sizlerle paylaştım. Bu videomda da tarot açılımını yapacağız arkadaşlar. Söylemiştim, bildirmiştim. Evet, bu şekilde olmasını istediğiniz için ben de ayrı ayrı videolarda paylaşmaya dikkat ediyorum. Tabii ki de tek videoda olmasını isterseniz sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. İkizler burçları, yükseni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Öncelikle niyetinizi tutmanızı istiyorum arkadaşlar ve o şekilde açılımı dinlemenizi istiyorum. Ve bundan ziyade arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bireysel açılım yapıp yapmadığımı soran arkadaşlar, özel bakım yapıp yapmadığımı soran arkadaşlar. Evet, özel bakım yapıyorum, bireysel açılım yapıyorum ve ben her zaman şunu söyledim, şuraya yazıyorum ben aslında. Yorumlarda çok denk geldiğim için tekrardan söylemek istedim. Ben buraya yazıyorum arkadaşlar iletişim bilgimi. Bu iletişim bilgisinden bana WhatsApp üzerinden adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde sizlere en kısa sürede mutlaka geri dönüş sağlanacaktır. Bilginiz olsun diyorum ve niyetinizi tuttuysanız hemen sizler için şöyle açılımıma geçmek istiyorum. Eylül ayının son 2 haftasına niyet. Bakalım Eylül ayında neler bekliyor ikizler burcunu. Evet. Hazırsanız başlıyorum. İlk kartımı alalım. Bakın, çok güzel oldu bu. İkizler burcu, iş arıyorsanız şu anda bir iş fırsatının size geleceğini gösteriyor. Ve aynı zamanda şu flash şey yapmasın diye hemen kapatmak istiyorum. Bakın ikizler burçları, iş arıyorsanız, işinizi değiştirmek istiyorsanız, yani herhangi bir böyle bir işle alakalı işleriniz varsa, şu anda olacak işleriniz var. İş değiştirmek istiyorsanız değiştirebileceğinizi, yeni iş fırsatlarının size geleceğini gösterir. Ve eğer hali hazırda kendi işinizi yapmak istiyorsanız, yani böyle ilerlemek, belki yeni kendi işinizi kurdunuz ve ilerlemek istiyorsunuz, yapabilir miyim derseniz, şu anda sizin için uygun bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Diğer bir kartımı hemen elime alalım. Evet, güzel. Öncelikle şunu söyleyeyim. Etrafınıza yılan dilli, sizin hayatınıza müdahale etmek isteyen, sizi yönlendirmek isteyen, işte size sürekli karışan, müdahale eden birileri var. Bunlarlarınıza mesafe koymanız da sizin çok işinize yarayacak. Ve varlığı yokluğu bir olan birisi var hayatınızda. Bunun böyle bir uzaklaşması durumu olacak. Bunu fark edeceksiniz. Ve aklınız ciddi anlamda çok karışık. Karar vermeniz gereken konular var ama siz işin en ince ayrıntısına kadar düşündüğünüz için çok fazla karar veremediğinizi gösteriyor. Bir başarınız var. Maddi olarak bir yükselmeniz var. Ve bu başarı sizin maddiyatınızı yükseltecek arkadaşlar. Bu da çok güzel. Diğer bir kartım. Bakın. Kendi hakkınızı alıyorsunuz. Hakkınızın yenildiği bir konu var. Ve burada kendi hakkınızla beraber birinin hakkını daha alıyorsunuz arkadaşlar. Sizinle belki de aynı şekilde hakkı yenilen birisi var. Ve o kişinin de hakkını kendi mücadelenizle, kendi verdiğiniz emekle beraber alma durumunuz var. Ve burada şöyle bir durum daha var arkadaşlar bu kartta. İşte ona böyle bir olanak sağlanıyor, bana neden sağlanmıyor dediğiniz ya da onun oyu var, benim neden bundan yok diye düşündüğünüz ne varsa terazinin kefesini eşitliyorsunuz ve artık sizin eşitlenme zamanınız geldiğini gösteriyor. Diğer bir kartım. Evet. Bakın arkadaşlar, hayaller, hedefler, bazı şeyleri gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Hayalleriniz evet çok güzel, yani başarması zor gibi gelebilir. Ama arkadaşlar onlar sizi hep ileriye götürecek. Ve şu anda hayallerinizin, hedeflerinizin önü açık. Devam edin. Doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bakın. Elinize gelecek bir maddiyat, elinize yaptığınız bir iş var.
Elinizden gelen ne varsa kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü bu maddiyatınızda yükselmeyi gösteriyor arkadaşlar. Ve maddiyattan ziyade sosyal hayatınıza belki de kendinizi çok fazla kapattınız. Biraz daha kendinizi açmanız gerekiyor. İnsanlardan kendinizi soyutlamışsınız arkadaşlar. Ve bu ara gözünüzden düşen düşene çok değer verdiğiniz, belki bir arkadaşınız, sevgiliniz çok değer verdiğiniz bir insan da olabilir. Ama bir yanlışı da olabilir, bir hatası da olabilir. Bunu fark edip de gözünüzden düşmeye, ayaklar altına almak gibi bir durumunuz da var. Kupa ası. Bakın, başarıyı elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. İşte bu yüzden dışarıdaki etkilerden, dışarıdaki insanların söylediklerine kendinizi kapatmanız, kulağınızı kapatmanız gerekiyor. Onu net bir şekilde söylüyorum. Kupa ası başarıyı elinizde tuttuğunuzu gösterir arkadaşlar. Ve bu başarı taşıyor. Yani görüyorsunuz değil mi? Taşıyor. Yani ciddi olarak bir başarı elde etme durumunuz var. Ve bu başarı sizden başka insanları da mutlu edecek. Bu çok belli. Bu başarının da size gelmesi için bir haber. Bir haber bekliyor olabilirsiniz. Belki de hiç beklemediğiniz bir haberin birden hayatınıza müjdelenmek gibi bir durumu olabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle bir müjdelenip de başarıyı elde etme durumunuzu gösterir bu kartımız. Evet, güzel. Kupa altılısı arkadaşlar. Bakın, geçmişten sevdiğiniz, belki çok sadık dost olarak gördüğünüz, değer verdiğiniz bir insanla tekrardan bir araya gelme durumunuzu gösteriyor. Yolda, izde, bir yerde tekrardan denk gelebilirsiniz. Ama bundan ziyade şunu da söyleyeyim. Maddi olarak birine para vermek gibi bir durum da var bu kartta. Ve sizin şu anda bulunduğunuz yerde kendinizle bir hesaplaşma hali içindesiniz. Geçmişi sorgulamak da diyebilirim ben buna. Zamanında neden öyle oldu, böyle olmadı? Zamanında onunla konuştum, keşke konuşmasaydım. İşte konuşmadınız belki, keşke konuşsaydım diye kendi kendinizle ya da şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye kendinize bir hesaplaşma hakim içinde olduğunu gösteriyor. Tılsım Prensi. Bakın, maddiyatla güçlenmeyle beraber hayat standartlarınızda bir yükselme olacağını gösteriyor arkadaşlar. İkizler burçları, bakın, Eylül ayı aslında sizde dolu dolu geçiyor ve bir hayatınızda aslında hareketlenmeler var. Monoton bir hayattan artık şöyle hareketli bazı şeyleri yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama burada pes etmeden devam ettiğinizde başarıyı elinize tutuyorsunuz. Ve az önce bu kartımla beraber gelmesi, tılsım dörtlüsüyle beraber gelmesi çok iyi oldu. Çünkü başarıyı elinize tutuyorsunuz. Bakın, başarıyı çoğaltmak gibi bir durumunuz var. Evet, başarıyorsunuz bir şeyleri. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşma durumunuz var. Ama bunu ilerletmek, bunu çoğaltmak, işte diyorum ya, eğer iş kurmak gibi bir düşünceniz varsa ya da hali hazırda bir işiniz var, ben bunu nasıl ilerletebilirim diye düşünüyorsanız, önünüze çok güzel fırsatların gelmesi gibi bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, kalple alakalı. Evet, ikizler burçları. Biraz kalbimiz kırık. Hatta 2'ye 3'e bölünmüş bir vaziyette olduğunu da gösteriyor. Ama burada ciddi olarak yıprandığınız bir ilişki. Belki evlisiniz, belki ilişkiniz var. Belki de şu anda hiç ilişkiniz yok. Yıpratıcı bir ilişkiden de çıkmış olabilirsiniz. Ama kalbinizin ciddi anlamda kırgın olduğunu, heveslerinizin yarıda kaldığını ve bunlardan kaynaklı karşınızdaki insana karşı bir sinir, agresiflik hali içinde olduğunuzu gösterir. Burada iki taraf arasında kalma durumunuz da var arkadaşlar. Belki eşinizle aileniz arasında ya da eşinizle çocuğunuz arasında ya da sevgilinizle yani başka birisi arasında, yani iki kişi arasında kalmış da olabilirsiniz. Ve ciddi anlamda buradaki diğer insanları bir kenara bırakırsak kendinizi çok fazla yıprattığınızı gösteriyor arkadaşlar. O yüzden şöyle kalbinizle alakalı konularda net bir şekilde karar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Bakın, net bir şekilde kesinlikle karar verin. İki kişi arasında kaldıysanız yerinizi belli etmeniz gerekiyorsa şu dönemde belli edin. Bakın, yerinizi belli ettiğinizde evli olabilirsiniz,
Belki dediğim gibi bir iki yer arasında kalmışsınızdır. Karar verdiğinizde evliliğinizde bir mutluluğun hakim olacağını gösteriyor ve bundan ziyade ilişkiniz vardır. Dediğim gibi belki problemleriniz var. İşte karar vermekte zorlanıyorsunuz. Burada karar verdiğinizde bir rahatlık var. Ve bana şunu da soruyorlar bazen, onu da söylemek istiyorum denk gelmişken, ikizler burçları size nasip oldu. Yani ben birine platonik olarak bir şeyler hissediyorum. Bu dönemde açılabilir miyim diye soruyorsanız ikizler burçları, açılın. Çünkü şu anda düşündüğünüz, konuşmak için adım atacağınız insan sizi mutlu edeceğini de gösteriyor. Ve gelecek vaat eden bir ilişkiye başlamak gibi bir durumunuz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, ikizler burçları, yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar. Sizler için şöyle tarot açılımımızı yaptık. Kahve açılımını tarottan önce paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Ve bundan ziyade arkadaşlar, aklı sıkılan bir şey varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Pozitif enerji alın, negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin. Şunu da söylemek istiyorum. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlarımızdan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda hem soru cevaplar hem de kart çekimleri yapıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel geçiyor. Yani bir saate aşkın bir zaman canlı yayın yapıyoruz açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Bildirimleri açarsanız sizlere bildirim gelir. Videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunu da tekrar ederek şunu da tekrar söylemek istiyorum. Güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin ve her şey gönlünüzde olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.